Evet değerli dostlar, şu andaki Çermik'teki Aronia bahçemize geldik. Biz yemyeşil bir bitki örtüsüyle karşılaşacağımızı tahmin ediyorduk. Ama daha farklı bir şeyle karşılaştık. Şöyle size yakından göstereyim. Evet. Şimdi sorunun ne olduğunu biz çözdük. Gerekli tedaviler de yapılmaya başlanacak. O konu hakkında hem bahçe sahibiyle hem de bu konuyu araştıranlarla birlikte görüştük. Demir eksikliği olduğu kanaatine vardık. Şu anda demir eksikliği ile alakalı tedavi yapılacak. Yani çözümsüz bir şey değil. Bir iki müdahaleden sonra burası yemyeşil bir hal alacak. Ben size şimdi normal asıl yeşil renginde olan bir tane şey göstereyim. O esnada şey de göstereyim. Meyveleri. Meyvelerimiz bunlar. Şurada. Bu şekilde salkım. Yani bunun salkımı bu şekilde oluyor. Küme halinde. Evet. Yemyeşil hali bu. Yani biz gerekli tedaviler yapıldığı zaman bu renkte olacaklar. Şöyle bir gösterelim. Yani buradan şu sıraların netliğini fark edebiliyorsunuz değil mi? Güzelliğini. Eğer bu yeşil tam yeşil renkte olsaydı çok daha güzel bir renk olacaktı ama şu anki sarı rengiyle çok da fazla albenisi yok bu haliyle. Ama çözülmeyecek bir sorun değil. Sorun çözülecek. Sorun çözüldükten sonra tekrar gelip sizinle buranın son durumunu paylaşacağım. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ana gövdeyle beraber 8 tane kardeş var. Daha önce 9-10 tane saymışlığımız olmuştu. Şimdi burada bir örnek, güzel bir örnek yakaladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Burada tam 17 tane güzel bir şey kardeşlerine oluşmuş. Bunlar büyüdüğü zaman böyle tam randımanlı bir şekilde ürüne yaptığı zaman çok harika bir görüntü sergileyecek. Şurada bir tanesi kopmuş. O kadar da üstü meyve dolu ki anlatamam size. Her yeri meyve. Maşallah maşallah ama ağırlığı taşıyamamış. Yani buradan şunu anlıyoruz. Meyve tuttuktan sonra, yani bu şekilde meyvelerimiz salkımları gözüktükten sonra ağaçlarımızı gelip kontrol etmek durumundayız. Yani benim şahsi fikrim bu. Bir tane daha size göstereyim. Bakın şurada. Ağacın gövdesi ince. Meyvesi gördüğünüz gibi fazla miktarda tutmuş ve dalı eğmiş. Bu dal bir kazık türü bir şeyle sabitlenmezse, yukarı kaldırılmazsa bu da düşecek, bu da kopacak. Etrafımıza bakalım, buna benzer. Evet evet, çok güzel örnekler var. Şimdi size şöyle göstereyim. Bakın.
şurada. Yani videoyu seyrederken de maşallah demeyi de unutmayın. Bak şurada. Bu ilerleyen zamanda meyveler büyüdüğü zaman kafasını aşağı salacak. Yani bu gövde bu meyvelerin ağırlığını taşıyamayacak. Şurada var. Yani bu hafiften böyle meyil almış. Şurada var. Aşağı hafif meyillemiş. Orada var. Yani bahçe sahibine diyebileceğimiz şu andaki en güzel tedbir olarak söylüyorum. Şurada bak, iki tanesi birbirinin üzerine yatmış. Ayrıca rüzgar da var. Gördüğünüz gibi. İşte şu karşıdaki, evet. Gördük. Harika bir şey. Ürün deseni, yani ürün deseni derken şunu demek istedim. Yani şu sıraların görüntüleri var ya. Bunlar daha böyle gelişkin, daha bir gürleşmiş olsalardı çok daha harika bir görüntü olurdu. Şu andaki çok acil çözülmesi gereken problem, bir, demir eksikliği problemi, iki, bu meyvelerin ağırlığından dolayı yere yatmakta olan başakların diyelim, ya buğday başına da bak andırıyor. Bunların yukarıya kaldırılması. Eğer bu şekilde bir tedbir alınmazsa, gördüğünüz gibi şurada var. Şurada var. Şurada var. Karşıda var. Şurada var. Evet. Bizim şu andaki yapacağımız şey, video yayınını durdurduktan sonra bahçe sahibiyle görüşüp hemen bu husus üzerinde tedbir alınmasını sağlatmak olacak. Şu anda size güzel bir şey daha söyleyeyim. Urfa Bozova'dan bir ziraatçı arkadaşım beni aradı. Dedi ki biz de aronya tesisi kurmak istiyoruz 10 dönüm. Bize de yardımcı ol. Bize yol göster. Dedim ki hay hay baş üstüne. Gelin size önce burayı göstereyim. Bu konu hakkında size bilgi vereyim. Sonra size fidan hususunda gerekli yerlerde bağlantı kuralım. Bakanlığın fizibilite raporunda 2021 fizibilite raporu tıbbi ve aromatik bitkilerle alakalı bir fizibilite raporu var. Burada aronya fidesinin 15 liradan alınabileceğinden bahsedilmiş ama bu bahsedilen 15 lira meyvecilik üretme istasyonları, meyvecilik araştırma enstitülerine bağlı fidan üretme istasyonlarındaki resmi fiyattır. Buralardan bulabilme, temin edebilme imkanınız varsa temin edebilirsiniz bu fiyata. Ama ben zannetmiyorum çünkü çok önceden bilgi vermek, ona göre sipariş vermek gerekiyor. Yine de bu hususta bahçe kurmak isterseniz fidan üretici arkadaşlarımızla irtibata geçeriz. Size uygun fiyattan almak için gerekli gayreti gösteririz. Hatırı araya koyarız. İnşallah güzel bahçeler kurulur. Bize sadece dua edersiniz, biz de meyvesini yemeye geliriz. Bu esnada karşıda gördüğünüz özel misafirim de Dünürüm Şinasi adlı. Bursa'dan bizi ziyarete gelmiş. Dedim ki gel seni güzel bir bahçeye götüreyim. En azından değişik bir şey gör. Bitki örtüsü gör. Bu memlekette bunlar da yetişiyor. Bu memleket sadece buğday, arpa, mercimeğin yetiştiği yerler değildirler. Bu memlekette İstenirse çok şeyler yapılabilir babında. Gelip görmesini istedim.
örnek bir bahçe gösterdim kendisine. Evet, şu anda Çermik'te akşam oldu. Güzel bir manzara şu anda gün batımına karşı. Şu sıraların düzgünlüğünü görünce yani ben kendim bu işi yapmasam, yani bunun dikiminde, bakımında herhangi bir yerinde bir emeğim olmasa dahi şu görüntüsü beni adeta mest ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.